Ay ben sendeki rahatlıktan istiyorum vallahi Handan ya. Adamı getirmişsin yine dibine dibine. Candan gördüm bak, ben panik yaptım, çocuklar görse. Adam çocukları görse. Alo. Alo. Bu gece. Ya öyle ya böyle. O ne demek ya? Kolejli bir gençken bile şu sokağın başında seni beklerken olduğum kadar liseli olmadım. En son ne zaman kapıdan aldım, kapıya bıraktım hatırlamıyorum bile. Daha evlilik için gün sayıyorum. Elinden bir kahve bile içemedim. Müstakbel eşim beni evine yemeğe davet bile etmedi. Allah rahmet eylesin. Anneni babanı kaybettiğini bilmesem evdekilerden çekiniyorsun diyeceğim ama... İyi değilsin sen, buz gibisin. Ya benim galiba bir tansiyonum düştü. Böyle bir, ne bileyim, bir su, ayran falan bir şey olsa iyi gelecek. Tamam. Sen. Vazgeçtim. Bravo, taktik yaptın yani. Hayatımın kumarını oynadım. Ya sensiz yaşayamayacağım deyip kapımda yatacak. Ben de ona çocukları söyleyeceğim. Sonra da o adi hakareti terbiyesiz oğluna hece hece yedireceğim. Ya da? Ya da falan yok. Ya da falan yok. İptal, iptal. Peşimden koşacak, kapımda yatacak. Aldım, kabul ettim ve de öyle oldu. Ya düne kadar sadece hayallerim için diyordum. Yani sırtımı yaslayacak bir dağ buldum. Yılların acısını çıkarmak için diyordum ama... dünden sonra artık gurur meselesi oldu Dündar. Ah Handan, ben sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Ay sen uzaktan uzağa bir şey deme tatlım. Tam zamanda çektin gittin, beni de burada yalnız bıraktın. Ay aşk olsun ama yapma böyle. Ta ne zamandan gün verdiğim müşteri, en iyi müşterim, ne yapayım? Bir haftacık sadece. Kınası, bekarlığa vedası, düğün, makyajı derken hop oradayım. Hem zaten Serap da orada bak. Deli gibi de merak ediyor Dündar'la hikayeni. Yokluğumu hissettirmeyecek sana. Hı hı. En yakın arkadaşım milletin kınasında vedasında fink atarken... ben burada kardeşinle mi idare edeceğim? Ay, ayrıca Serap senin kadar güzel makyaj yapamıyor. Ne olacak benim gelin makyajım? Ay, sen daha dün gece yüzük
taktın. Bugün gelin makyajının derdine düşüyorsun yani. Gelin olabilecek miyim acaba demiyor da. Olacağım canım, olacağım. Sen merak etme. Risk aldım ama bence doğru olanı yaptım. Diyorsun. Aşk acısı çekmek için özel uçağa atlayıp Miami'deki yazlığına partilemeye gidebilecek çapta bir adam kapımda köpek olacak diyorsun yani. Ha, sen de çivi çiviyi söker diyorsun yani. Ay sağ ol Serapcığım ya, eline sağlık. Serap'ı versene bir telefona. Vereyim tamam. Ablan. Efendim. Ay tamam abla. Ay tamam diyorum. Müşteri kaçırmayacağım. Dedikodu yapmayacağım. Kaş alırken dikkat edeceğim. Tamam. İyi hadi kapatıyorum artık. Ya tamam diyorum. Kaşları küstürmeyeceğim. Tamam. Handan'ı da küstürmeyeceksin. Onu hiç ihmal etmeyeceksin. 7-24 dert dinleyeceksin ve ablanı asla aratmayacaksın. Tabii ki. Zaten acayip merak ediyorum ya şu Dündar Demir olayını. Bütün detaylarıyla istiyorum, tamam mı? Müşteri gelene kadar hikayenizi ezberlemek istiyorum. Şöyle oldu tatlım. Kızlar arıyor ama dün gece de beni aradılar. Ulaşamamışlar size. Beren Hanım da meraklanmış ama üstünüzde yatmışsınız diyeceğim ama yatmamışsınız ki. Renginiz de soluk. Bakayım ateşiniz mi var? İşinizin başına dönebilirsiniz Meryem Hanım. Ne olduğunu anlatacak mısın? Bak ellerim buz gibi yine. En son böyle olduğunda beni terk etmiştin. Neden ben? Yani etrafında bir sürü genç ve güzel kadın var. İsimli, kariyerli. En azından şansı onları çikolata markası sanmayan bir sürü genç ve güzel kadın. Neden ben? Neden? Çünkü sen... Sensin işte. Eğer bu yüzüğü ait olduğu yere takmama izin verirsen bir de oradan çıkaramazsın. Yüzüğü tak. Ya da şu kapıdan arkana bakmadan kaç. Bunun dönüşü olmayacak.
Dündar bana gerçekten aşık galiba ya. Ve böyle benim için sanki her şey yapabilir gibi geliyor. Çocuklar hariç. İyice ablana benzedin. Ay, ablama benzemekten değil de aklın yolu bir diye olabilir mi o? İki dakika şuraya bir sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşmaya geldik ya. Bak, ablam olsa da aynı şeyi söylerdi Handan. Ya çocuklara ne diyeceksin? Ya ne yapacaksın çocukları?